İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Gündem özel programıyla sizlerle beraberim. Bugün konuğum Sayın Zekeriya Özgel, İstanbul Takas Bank AŞ'den ödeme transfer hizmetleri direktörü. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler Cenk Bey. Zaman zaman sizi de aramızda görüyoruz. Takas Bank'ın hizmetlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani Borsa İstanbul hizmetleri, aynı zamanda MKK'nın yapmış olduğu katkıları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Daha önce de çeşitli programlar yapmıştık. BİGA'yı olsun, işte kitle fonlamayı olsun, bunların hepsini konuşmuştuk. Bugün de yeni bir, yine sizin 2018'den beri uyguladığınız bir sistem var. Altın transfer sistemi. Onun üzerinde konuşalım dedik. Öncelikle ona girmeden önce bize Takas Bank'la ilgili biraz tekrardan bilgilerimizi hatırlatırsanız, canlandırırsanız sevinirim. Tabii memnuniyetle. Öncelikle tekrar burada olmak bizim için mutluluk verici bir olay. Davetiniz için teşekkür ederiz. Sizin gibi finans profesyonelleri Takas Bank'ı çok yakından tanıyorlar. Ama bununla beraber genel izleyici kitlesini hatırlatmak gerekirse İstanbul Takas ve Saklama Bankası 92 yılında kurulmadan önce eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın bir müdürlüğü olarak takas ve saklama hizmetlerini vermekteydi. 92 yılında Borsa İstanbul'un %64 ortaklığı ve geri kalan hisseleri de aracı kurum ve bankaların olmak üzere ayrı bir tüzel kişilik olarak kuruldu. Aslen Borsa İstanbul piyasalarında pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, kıymetli madenler piyasası, swap piyasası, türev araçlar piyasası gibi piyasaların ve Takas Bank'ın kendi bünyesinde işletmekte olduğu Takas Bank para piyasası, ödünç pay piyasası, tefas, pefas gibi piyasaların merkezi takas, merkezi saklama, merkezi karşı taraf hizmetlerini veriyoruz. Bununla ilgili slaytlarımız vardı. Arkadaşlarımızdan da onları da isteyeyim. Bir yandan gösterirlerse tabii bize. Tabii bir yandan onları da göstersinler. Bunların yanı sıra elektrik ve doğalgaz piyasalarında da merkezi uzlaştırma kuruluşu olarak nakit takas ve teminat yönetim hizmetimiz. Bankalar arası kart merkezinin yurt içi ve takas hizmetinde yine teminat yönetimi hizmetimiz ve en yeni projelerimizden Kamutem projesiyle kamu teminatlarının yönetilmesi projemiz. 2018'de Merkez Bankası'ndan devraldığımız garanti ve mutabakat fonksiyonlarını ekleyerek sunmaya devam ettiğimiz çek takası hizmetimiz de bizim ana faaliyetlerimizden bazıları. Bunlarla daha beraber geniş bir ürün yelpazeniz çok var. Geniş bir ürün yelpazesi var. Genellikle kurumlara sunuluyor ama bizim dolaylı olarak vatandaşlarımıza da hizmet götürdüğümüz bazı hizmetlerimiz var. Örneğin tapu takas, taşıt takas gibi ki gündemde oldukça yoğun yer işgal ediyor gayrimenkul alım ve satımlarında, taşıt alım ve satımlarında bir 7M'in tarzında online verdiğimiz, aplikasyonlar vasıtasıyla verdiğimiz hizmetlerimiz var. Bu dönemde çok daha fazla ilgi görüyor. Yine bir önceki programda konuştuğumuz kitle fonlaması sisteminde emanet yetkilisi görevimiz dolayısıyla vatandaşlarımızın yaptığı yatırımlarda emaneten bizde duruyor kampanya bitene kadar. Ve yine bugün konuşacağımız altın transfer sistemi ve BİGA bizim en yenilikçi hizmetlerimizden bazıları olarak sayılabilir. Peki altın transfer sisteminin kuruluş amacı nedir? Sistemin faydaları nelerdir acaba? Bizi biraz o konuda... Altın transfer sistemi bankalar arası en basit manada bankalar arası veya kişiler arası elektronik ortamda altın bakiyelerinin bir EFT hızında transferine imkan sağlayan bir transfer sistemi esasen. Ve biz bunu 2018 Temmuz ayında sisteme koymadan önce Cenk Bey, herhangi bir bankadaki altın bakiyenizi hareket ettirmeniz, daha doğrusu transfer etmeniz mümkün değildi. Bunun için iki şey yapabilirdiniz. Bir, ilgili bankadan fiziki talep edebilirdiniz. O altını fiziki taşımak zorundaydınız, o riski almak zorundaydınız. Veya TL'ye dönüp, TL'yi transfer edip karşı tarafa tekrar altın almanız gerekiyorsa iki sefer arbitrajdan dolayı, kur farkından dolayı zarar etmeniz demek oluyordu. Bu sistemle transfere konu edilen altının birebir karşılığı Borsa İstanbul kasalarında saklanmak kaydıyla bir EFT hızında hızlıca transferine imkan sağlamış olduk biz üyelerle beraber. İsterseniz kısa bir videomuz var. Evet. Onun tanıtımı. Onu bir izleyelim sonra devam edelim. Evet, lütfen videomuzu oynatabilirsek. Para transferi işlemlerinin altını doldurduk. Takas Bank'ın altın transfer sistemiyle bankacılık işlemlerinde altın çağı başlattık. %100 fiziki karşılığı bulunan altına dayalı bu sistemle hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde altın EFT'si yapmak artık mümkün. Sistem katılımcısı bir bankadaki hesabınızdan, sistem katılımcısı diğer bir bankadaki hesabınıza EFT hızında transfer yapabiliyorsunuz. Hem de değer kaybı yaşamadan çok düşük maliyetle. Aynı nakit transferi yapar gibi. Sadece kişiden kişiye değil, tüzel kişiler de altın hesabı açarak
bu sistem üzerinden işlem yapabilir. Altın transfer sistemiyle hızlı ve güvenli altın transferi. Takas Bank. Evet, yani bir istek, bir arzu doğmuş. Bunun arkasında yatan faktör neydi tam olarak? Bize biraz daha açarsanız. Bu altın transfer sistemi aslında devrimsel bir gelişme Türkiye için. Çünkü dünyada çok bu manada bizdeki şekliyle kullanılan örneği yok. Bu kadar yoğun kullanılan aktif de yok. Biz az önce ortaklık yapısından bahsettim. Takas Bank olarak Borsa İstanbul dolayısıyla aslında Türkiye Varlık Fonu'nun bir şirketiyiz. Ve özel şirket mantığında hizmet sunmakla beraber esasen bir yanımız kamu. Ağır tarafımız kamu. Ve kamu yararını gözetiyoruz. Birinci amacımız şunu ifade edebilirim. Altının tam mobilizasyonunu sağlamak. Neyi kastediyorum? Yastık altı altın. Gündemde şu anda en çok yer eden konulardan bir tanesi. Ve Dünya Altın Konseyi'nin en güncel verilerine göre dünyada altın tüketiminde Türkiye ilk 5 arasında ve daha ilginci yastık altı altın konusunda Hindistan'dan sonra ikinciyiz. Böyle ciddi bir meblağ var ve finans sistemine bunun aktarılması için zaman zaman işlem... Miktarsal olarak ne kadar büyüklük tahminen ölçülüyor? Türkiye'deki mi? Evet. Merkez Bankası'nın bir çalışmasına göre 2500 tondan fazla, piyasada söylenene göre, tahminlere göre 5000 ton civarında olduğu ifade ediliyor. Ve Türk bankacılık sektöründe toplam altın bakiyesi de şu an bankalarda 500 ton civarında. Yaklaşık yani 5'te 1'i ile 10'da 1 arasında bir sistemde. Şimdi bu insanlarımızın yastık altı tabir ettiğimiz altını bankalara götürüp teslim etmesinin, yani finans sistemine verebilmesinin önünde bir engel vardı. İstediğinde rahat hareket ettiremiyordu. 2018'den önce Takas Bank altın transfer sistemini hayata geçirmeden önce. Şimdi o serbestiyeti kazandırmış olduk. Yani bizim ana motivasyonlarımızdan bir tanesi buydu. İkincisi yine kamu tarafımızın ağır basmasıyla malumunuz altın da Londra altının kalbidir. En yüksek likidite, hepimizin tanıdığı LBMA, Külçe Altın Birliği oradadır. Yakın tarihte Rusya'nınkini iptal ettiler. Evet. Türkiye'de sadece 2 rafinerimiz de var. Birçok kaliteli rafinerimizin başvurusu hala bekliyor. Yakın zamanda hani vermelerini bekliyoruz. Fakat bankalarımızda bir miktar orada tabii ki altın varlıkları var. İstedik ki Takas Bank olarak bu altın işlemleri milli ve yerli bir platformda yapılabilsin. Dolayısıyla Borsa İstanbul kasalarında fiziken tutulan bu altınlarla hem transferler sağlanmış oluyor, karşılığı güven olarak sağlanmış oluyor, hem de bankalar arası işlemler de rahatlıkla yapılmış oluyor. İkinci motomuz da, motivasyonumuz da buydu. Ve tabii üçüncüsü de bankalar arası rekabeti güçlendirip vatandaşımızın lehine, cebine olacak bir gelişim sağlamaktı. Bunları biz amaçladık ve altın transfer sistemiyle son 4 yıldır da başarıyla devam ediyoruz. Vatandaşımızın hizmetine dediniz, onlara katkı dediniz. Burada maliyetler nasıl bu işlerde? Maliyetler çok düşük. Aynen dediğim gibi. Takas nasıl, hız? Kar maksimizasyonu hedefi öncelikler arasında yer almadığından ötürü. Hatta ilk açıldığı zaman neredeyse bedava diyeceğimiz tutarlardaydı. Bunu fark eden bazı vatandaşlar, bunu da söylemekte beis yok. Altın fiyatları da çok yükseldiği için biz gram bazlı ücretlendirme yapıyorduk. Bazen EFT yapmaktansa TL'yi altına dönüp altın transfer yapmak daha uygun hale geliyor. Yani maliyetler açısından bunu söyleyeyim. Oldukça hızlı, ekonomik bir transfer sistemi, altın transfer sistemi. Ve birebir karşılığı da var. Bu çok önemli bir konu çünkü insanımız buna da çok dikkat ediyor. Özellikle katılım bankacılığında, İslami bankacılıkta en çok dikkat edilen hususlardan bir tanesi. Altınımı götürüyorum ama karşılığı var mı? Altınınız X bankasından Y bankasına ya da X katılım bankasından Y katılım bankasına transfer edildiği zaman arka planda Borsa İstanbul kasalarında Takas Bank havuzunda aynı miktarda altın yer değiştiriyor fiziken. Bu da sistemin en büyük güvencesi aslında. Peki bu altın transfer sisteminin üyeleri kimlerdir? Kaç üyesi bulunmaktadır şu anda sistem kurulduğundan bu zamana, büyüme, genleşme nasıl? Son yeni gelen sistemde işte size ekstra bir görev de verildi bu yastık altındaki altınların kazandırılması birlikte. Buraya başka eklemlemeler geldi mi? Yeni üye katılımları için bir çalışmalar var mıdır? Bunları biz açar mısınız? Biz kurarken tabii bankacılık sektöründe 50'den fazla banka var ama hepsi altın bankacılığı yapmıyorlar. Hepsinde altın hesabı açmanız mümkün değil. Altın bankacılığı yapan hem kamu hem katılım, özellikle katılım bankaları buna çok istekliydi ki o tarafta ciddi bir meblağ var. Kamu katılımlar ve altın bankacılığı yapan orta ve büyük ölçekli bankalar istekli oldular ve 17 tane sistemin %80'ini kapsayan
Yani sistemdeki altın varlığının %80'ini fazlasını kapsayan bankalarla yola çıktık. Ve flexible, esnek bir altyapı hazırladı ekiplerimiz, yazılım ekiplerimiz. Zaman içerisinde bankaların, üyelerimizin bazı talepleri oldu. Bunları çok hızlı şekilde karşıladık ve kendini geliştiren bir sistem oldu. Geldiğimiz noktada, bunu hani bu yayında duyurmuş olalım, sizin programınıza denk geldi. Üç büyük özel banka da sözleşmelerini imzaladılar çok yakın tarihte. Tüm yazılım geliştirmeleri... Özel sektör bankası herhalde. Evet, evet, en büyükleri. Onlar hani bir zamandır gündemindeydi ama büyüklük nedeniyle hızlı hareket edemiyor bazen. Yazılım geliştirmelerini tamamladılar. Testler tamamlandı. Canlı ortamda müşterilerini açmaları için gün sayıyorlar. Çok yakın tarihte onların da katılmasıyla birlikte bizim sistemdeki o 500 ton altının %95'ini kapsayacağını söyleyebiliriz altın transfer sisteminin. Bu da gerçekten vatandaşlarımızın yastık altındaki altını finans sistemine teslim etmesi için bir neden bırakmamış oluyor ortada. Geniş bir yelpazede olmuş olacak görüldüğü kadarıyla. Peki bunun dışında biliyorsunuz o yastık altındaki altınları kazandırma noktasında kuyumcuların bir katkısı olabiliyor mu? Orayı nasıl kullanabiliyorsunuz? Var mı bu yönde bir çalışma? Son dönemdeki... Bir avantaj sağlayabilir mi? Tabii tabii. Aslında sorunuz şunu çağrıştırdı bende. Son dönemde çok yoğun bir çalışmayla Hazine Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası, rafineriler, darphane bu yastık altı altının ekonomiye kazandırılması noktasında ciddi çalışmalar yaptılar. Bu noktada biz de Takas Bank olarak çalışmalarda yer aldık, görüşümüzü ifade ettik. Fakat şimdi siz sorunca şunu ifade etmek istiyorum. Kuyumcuların bugün herhangi birinin karar almasına gerek bırakmadan, birinin organize etmesine gerek bırakmadan vatandaşlardan altın toplarken anında gramını altın transfer sistemiyle vatandaşa transfer etmemesi için hiçbir neden yok. Yani kullanabilirler. Altın transfer sisteminin bugünkü altyapısı, sizin bugün bir kuyumcuya gidip benim işte evde bunlar vardı, bunu bankaya yatırmak istiyorum ama kaç gram ediyor, siz bakar mısınız deyip, efendim 25 gram ediyor. Tamam, ben hemen sana 25 gramı hesabına gönderiyorum. Var mı altın hesabı diye sorduğu zaman kuyumcu, var deyip anında kuyumcudan çıkmadan, kuyumcu eğer mutlaka bir bankayla çalışıyor. O bankada da altın hesabı da var. Türk lirası hesabı da var. Altın hesabındaki gramajı direkt vatandaşı transfer edebilir. Bunun için herhangi birinin organize etmesini, karar almasını gerektirecek bir durum yok. Altın transfer sistemi buna imkan sağlıyor. Anında hızlı, ekonomik transferi sağlayabilirler. Bu da aslında gündeme alınırsa ivmelendirebilecek olaylardan birisi. Çalışma saatleri nedir bu sistemin? Altın transfer sistemi mesai saatleri içerisinde çalışıyor. EFT sistemi gibi. Bir ilavemiz oldu. İleri varörlü işlem girme imkanı tanıdık üyelerimize. Yani isteseler yarın, ertesi gün, bir hafta sonrası için işlem girebiliyorlar. Bu işlemleri de akşam 8'e kadar girebilirler. Nasıl giriyorlar? 17 adet üye bankamızla, ki yakın zamanda 20 olacak, Takas Bank ekranlarını, Takas Bank menülerini kullanarak talimatlarını iletebiliyorlar saat 5.30'a kadar. Eğer ileri varörlü gireceklerse saat 8'e kadar, yarım günlerde 11'e kadar ileri varörlüler 16'ya kadar girilebilir. Veya web servis kullanarak talimatlarını iletebilirler. Bunun için zaten Borsa İstanbul kasalarını tüm bankalar kullanıyorlar. Oradaki fiziki altın varlıklarını takas havuzuna aktarılmasını istemeleri yeterli oluyor. Peki fiziki saklama işlemi nasıl işlemekte? Tam olarak nasıl, evet, nasıl bir yöntem uygulanıyor? Borsa İstanbul'un biliyorsunuz ülkedeki en büyük, en güvenli kasalardan birisini işletiyorlar. Onu işletiyorlar daha doğrusu. Bankalarımız da buraya üyeler, buraya altınlarını teslim edebiliyorlar. LBMA onaylı külçe altınlarını. İçeride bizim de bir takas bank havuzumuz var. Altın transfer sistemindeki transferlere karşılık tutmak istedikleri zaman bir talimat iletmeleri Borsa İstanbul'a yeterli oluyor. Bu talimatla Takas Bank havuzuna alınan tutar, altın transfer sisteminde girilmiş bir transferin karşılığı olarak X bankasından Y bankasına gerçekten transfer ediliyor. Ve sonuçta kiloya ulaştığı zaman da bankalar bunu alıp yine bankalar arası piyasada ya da diğer piyasalarda, kıymetli madenler piyasasında kullanabiliyorlar. Gerçekten altına hem vatandaşlarımız için mobilite kazandırmış, hem bankalar için piyasayı derinleştirmiş olan bir sistem olduğunu söylememiz mümkün. Fiziki saklamaları vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Birebir transfer olunan altının karşılığı Takas Bank havuzlarında Borsa İstanbul güvencesiyle transfer edilmekte.
Altın transfer sistemiyle daha önce burada yayınlarda da paylaşmıştık, İlker Bey gelmişti. Biga ile ilgili ilişkilendirirsek, Biga ile aradaki fark nedir? Biga'nın bununla bir bağlantısı, birebir çalışma sistemleri var mıdır? Hangisi daha avantaj sağlayabilir önümüzdeki dönem için? Biga çok büyük bir derya deniz ve dediğiniz gibi yayın takımımızın lideri İlker Bey gelip burada çok keyifli ve ilgi çekici program yapmıştı. Biga'nın açılımı, hatırlatmak için söyleyeyim, 1 gram altın anlamına geliyor. Biga'da biz 2017'de, hatta daha öncesinde başladık ama yoğun bir şekilde o tarihten itibaren başladık. Blockchain tabanlı bir dijital varlık transfer platformunun adı aslında Biga. ATS ile bir bağlantısı var, o da şu. Biz bu yazılımı yaptık, geliştirmeleri yaptık. Sonra bunu hayata geçirmek lazım. ATS üyesi bankalardan 8 tanesi istekli oldular. Dediler ki biz pilot çalışmada yer almak istiyoruz. Bu platformda dijital varlık transfer edelim. İlk varlık da madem ATS var, altın üzerine olsun. 1 gramı 1 grama fixleyelim, 1 biga 1 gram olsun. Yine fiziki karşılığı Borsa İstanbul kasalarında olsun ve bunu blok zincir üzerinden transfer edelim. Blok zincir ve kripto paralar çok gündemimizde yer alıyor. Herkes evet. bahsediyor ama önce ayırmak lazım. Kesinlikle biga bir kripto para değil. Biga madencilikle üretilen bir değer de değil. Biga karşılığı Borsa İstanbul kasalarında fiziken tutulan bir altın varlığına verdiğimiz dijital isim. Yine 2 ay önce 17 farklı ülkeden bir şey anlatayım size Cenk Bey. 17 farklı ülkeden katılımcının bulunduğu bir panelde Biga'yı anlattık ve Malezya'dan birisi şunu söyledi. Dedi ki ya biz insanlık tarihinde kağıt paradan önce altını kullanıyorduk. Evet. Daha sonra altının karşılığında bir kağıt para diye bir şey icat evet. ettik. Bunu yaymaya başladık. Sonra altın karşılığında geride kaldı. Kağıt para üzerine dönüyoruz. Şimdi dijitale döndük ama krizler var, savaşlar var. Altın tekrar gündeme geldi. Ciddi bir şey. Siz sanki ikisini birleştirmişsiniz. Böyle bir geçişin öncüsü olabilecek bir üründen bahsettiniz. Ne olur bizi de içine katın. Oradan Pakistan, Azerbaycan gibi hem yakın hem de Türkiye'ye yakın ülkeler istekli oldular. Arnavutluk gibi. Burada biz de bir şeyler yapalım, ortak çalışmaları bulunalım diye. İSADAK kapsamında aslında bunlar gündeme alındı. Aşılması gereken önemli bir konu var. O da Merkez Bankamızla bununla ilgili çalışmaları var. Fiziki karşılığın o ülkelerde de nasıl organize edilip uluslararası hukukun nasıl çözüleceği konusu. Ama bu da çözüldükten sonra ki zamanla çözüleceğine inanıyorum. Biga'nın potansiyeli inanılmaz yüksek. Çünkü 7/24 çalışıyor. Merkez bankalarının gözetimi altında olduktan sonra bence sıkıntı olacağını düşünüyorum. Evet, orada işte uluslararası hukuk ve merkez bankalarının birbiriyle organize olmasının haricinde bir eksiklik yok. Bir ödeme aracı olarak hani çalışılması yönelik bizim de yaptığımız çalışmalar var. Hani gideceği noktayı ufuğu dürbünle bakmak açısından söylemek istedim. Çünkü güzel bir noktaya değindiniz. Potansiyel çok yüksek çünkü 7/24 çalışıyor. Hani saat farkını da ortadan kaldırıyor. Biz 7/24'de hep ülke içerisinde şey düşünüyoruz işte hafta sonu ve gece. Evet. Halbuki işte uzak doğuda. İşte diğer Avrupa'da, Amerika'da gece. Tabii 24 saati kapsadığınız zaman sürekli yaşayan ve merkeziyetsiz bir yapı. Mesela şimdi ATS'den gelen 8 istekli bankayla Biga'yı yaptık. Bunlar herhangi bir merkeze ihtiyaç duymadan tüm veriyi her 8 üye üzerinde taşıyor, tüm datayı. Diyeceksiniz ki bu riskli değil mi? TÜBİTAK, Bilgem Kriptoloji Laboratuvarı ile beraber özel bir formülle biz bunu kriptoloji ile şifreledik. Bu şifre sayesinde herkeste her veri var ama sadece kendisiyle ilgili olanı anlamlandırabiliyor. Geriye tek bir problemimiz kaldı. Finans ekosistemine siz bunu sunacaksınız. Bir regülatör kurumun da bir dakika ben işlemleri görüyorum, görmem lazım demesi lazım. Orada da süper anahtar var. Bu süper anahtar bir regülatör kuruma teslim ediliyor. Regülatör kurum istediği anda girip istediği veriyi görüp anlamlandırma kapasitesine sahip olmuş oluyor. Bu bugünden daha ileri bir teknoloji. Neden? Bugün üyeye sormanız, gelecek rapora bakmanız ya da yerinde gidip denetlemeniz lazım üyeyi. Ama oturduğunuz yerden bu süper anahtarla blok zincirde her şeyi görebiliyorsunuz. Hem mahremiyeti sağlamış, hem regülasyona uyumlu olmuş, hem fiziki bir varlığa dayandırmış oluyorsunuz. Biga'nın o yüzden potansiyeli çok büyük. ATS ile bağlantısı da pilot çalışmada. Biz bunu canlı ortamda da aslında yapılmasını bitirdik. Geriye şu kaldı. Vatandaşlarımız gidip diyecekler ki bankalara, sizde altın işlemleri var mı? Var. Altın transfer sistemi var mı? Var. Biga var mı?
alabilir miyim? Talepte bulunacaklar. Çünkü geriye kalan tek şey şu an yapılmakta olan seans, bankalarımızın yazılım ve ürün geliştirme aşamasında biraz daha hızlanması. Bu olduktan sonra artık siz de ben de gidip mobilden veya şubeden biga alıp 7/24 bunu değerlendirme imkanına kavuşmuş olacağız. Hem kuyumcu tarafında konuşurken de şu canlandı kafamda, bir şekilde hafta içi işlemlerde kuyumcu tarafında ATS'yi kullanma imkanı söz konusuydu. Belki cumartesi pazarda bu işlemlerin devreye girmesi biga vasıtasıyla mümkün olabilir gibi canlandı. Ne dersiniz bu konuda? Aynen. Bizler çalışan insanlarız. Kuyumcuya gidip ben gerçekten yastık altı altımı çıkartacaksam hafta sonu gideceğimdir. Hafta sonunda bana o transferi yapamayacak ama biga olursa yapabilir. Veya biga var, gece 10'da 11'de biga alabilir, satabilir durumdasınız. Şu an teknik olarak biz 8 üye bankayla bunun altyapısını hazırladık. Sadece müşteriye açılma kısmı kaldı. Burası da açıldıktan sonra hem vatandaşımızın, hem kamunun, hem ülke ekonomisinin çok lehine olacak bir ürün. Ve ötesi de az önce dürbünle baktığımız üzere çok çok açık bir ürün. İnşallah o günleri de görürüz. Peki altın transfer sistemi dışında farklı kıymetli madenlerin de transferi gündeme gelecek mi? Bunun da müjdesini yine sizin programınıza denk gelmiş diyelim. Bugün güzel bir gün, bayağı bir müjdeler aldık sizden. Takas Bank tarafında çok hızlı adapte olabilen bir ekibimiz var. Yazılım ve iş geliştirme ekibimiz var. Üyelerden şöyle bir talep aldık biz yıl sonuna doğru. Dediler ki ya biz vatandaşların temayüllerinden şunu görüyoruz. Altının yanı sıra gümüş de çok alınıyor. Şu an gümüşün toplam bakiyesi altın kadar olmamakla birlikte yatırımcı sayısı kat kat fazla. Acaba gümüşü de kapsam dahiline alsanız mı? Biz bankalar arasında sadece altını değil, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak açısından, rekabeti güçlendirmek açısından gümüşü de transfer edebilir miyiz? Sistem ilk kurulurken esnek yapıldığı için biz yazılım geliştirmesini hemen tamamladık. Üyelerimizle testlerini tamamladık. Şu an canlıya geçmek için hazır. Tek beklediğimiz şey regülatör kurumdan faaliyet onayı kapsamında evet gümüş de uygundur. Gümüşün de bankalar arası transferine ki bu aslında insanları gümüşe yönlendirmez. Hani EFT gibi düşünün. EFT yapabiliyorsunuz diye aslında kağıt para kullanımı azalmış oluyor. Çünkü onun artık hareket kabiliyetini artırmış oluyorsunuz. Gümüşün de hareket kabiliyetini artırdığınız zaman aslında onu da bir nevi piyasadaki algısını artırmamış oluyorsunuz diyebiliriz. Dolayısıyla eğer diğer faaliyet onayı gelirse canlıya geçtiğinde yakın zamanda göreceğiz ve kıymetli madenler transfer sistemi adı altında altın ve gümüş seçeneklerini üyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Belki yarın öbür gün BİGA'ya gümüşü de eklemek mümkün olabilir mi? Evet, bu da teknik olarak mümkün. Hatta şöyle söyleyeyim, fiziken saklayabildiğimiz her şeyi BİGA'ya aktarabiliriz platform olarak. Hı hı. Yani gümüşü saklayabiliyorum, altını saklayabiliyorum, varsayın ki hisse senedi saklayabiliyorum. Bunun da önünde bir engel yok. Şöyle düşünün, yine dürbünle uzağa bakalım. Yurt dışı piyasalardaki hisse senedi piyasalarından alım satımlarında blok zincir üzerinden yapıldığını düşünün. Bunun yurt dışında tek tük örneklerini görüyoruz. Ve birbirine entegre olabileceği bir yapı blockchain. Çünkü merkeziyeti yok. Ve finans ekosistemine uygunluğu noktasında da BİGA var. Dolayısıyla gümüş gelebilir ve fiziken saklayabildiğiniz her şeyi biz platforma aktarabiliriz teknik olarak. Evet Bey, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Güzel müjdeler de verdiniz bugün, evet. Bizimle paylaştınız. Çok teşekkürler. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere inşallah. Ben teşekkür ediyorum Cenk Bey. Çok sağ olun. Özellikle kitle fonlamada nasıl gelişmeler var onu da sizinle değerlendirmek isterim daha sonraki başka bir yayında. Orada da çok acayip işler oldu. Memnuniyetle. Teşekkürler tekrardan. Efendim bugünlük de bizlerle sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı ve sağlıklı günler. Hoşçakalın. Makaleler, kitaplar, raporlar, doktora tezleri. EkoTürk, akademi ile medya arasında köprü kuruyor, akademik bilgiye ve uzmanlığa yer açıyor.
Doktor Canan Tercan her hafta farklı disiplinlerden akademisyenlerle kendi uzmanlık alanları ve çalışmaları üzerine sohbet ediyor. Akademi her Perşembe 15.30'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Bir aracı kullanırken güvenliğiniz için ihtiyacınız olan her şey düşünülmüştür. Ama aracınızı satarken ya da araç satın alırken güvenliğinizi sağlayan bir sistem yoktur. İşte sıfır riskli taşıt takas sistemi bu sorunu gidermek için tasarlandı. Artık aracınızın alım satımını noter güvencesinde ve sadece 3 adımda gerçekleştirebilirsiniz. Birinci adımda alıcı ve satıcı taşıttakas.com.tr adresinden veya taşıttakas mobil uygulamalarından sisteme giriyor ve gerekli bilgileri dolduruyor. Sistem alıcı ve satıcıyı eşleştiriyor. İkinci adımda taşıt bedeli alıcı tarafından Takas Bank'ın hesabına gönderiliyor. Bu adımların herhangi birinde yapılan işleme ret geldiği takdirde para alıcının hesabına geri EFT yapılıyor. Üçüncü adımda noterde tescil işlemi gerçekleştiğinde Takas Bank tarafından taşıt bedeli, içinden sistem kullanım bedeli düşülerek satıcıya EFT ile gönderiliyor. Tüm bu adımlarda bilgileriniz güvence altına alınıyor. Taşıt takas sistemi sayesinde kullanıcılar tüm dijital platformlarda pratik bir arayüzle yüz yüze görüşerek %100 güvenli bir şekilde alım satım işlemi yapabiliyor. Taşıt alım satımında güvenli işlemin anahtarı Taşıt Takas her an her yerde hizmetinizde. Sporu içinde barındıran tüm sektörler EkoTürk'e konuk oluyor. Yöneticiler, firmalar, sporcular ve daha fazlası spor ekonomisinde buluşuyor. Branşlara ilişkin ekonomik gelişmeler, kulüplerin mali tablosu, sektörlerin hedefleri masaya yatırılıyor. Yalçın Yaşar'ın sunduğu Spor Ekonomisi her Perşembe saat 16'da Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te. Ataların on binlerce yıldır su neredeyse oraya gittiler. Akranların gezegenlere bakıp su arıyor. Yediğin her şey, istisnasız her şey suyla geldi önüne. Yahu dünyanın da senin de dörtte üçünü su. Su varsa varız, yoksa yokuz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin. Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak. Hayırdır Metin? Bu devirde doğru yatırım yapmak zor iş. Hangisini kullanmak lazım bilemedim ki. Şimdi artık aklını kullanma vakti. Biz yıllarımızı verdik bu işe. En güvenli liman konut. Ben seçimimi yaptım. Selenium Park. Zeytinburnu'nun en nezih bölgesinde. Hem karlı bir yatırım fırsatı hem de aileler için keyifli bir yaşam alanı. Arkasında da Aşçıoğlu var. Selenium Park. Tarihin huzurunda derin bir nefes. Her ay 1500 orijinal tasarım, aylık 3 milyon adet üretim gücüyle, teknolojisiyle, lojistiği ve ihracat hacmiyle dünyaya modayı, modaya geleceği sunan Sun Tekstil halka arz ediliyor. Dünya moda devlerinin ardındaki bu güce siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs. Konsorsiyum lideri QNB Finans Invest. Sun Tekstil, geleceği yatırım dünyasına sunuyor. Bu cuma BİM'de dekoratif büyük boy soft çiçek 29 lira 90 kuruş. Dekoratif onlu kelebek 29 lira 90 kuruş. Hasır duvar saksısı ve dekoratif kuş çeşitleri 39 lira 90 kuruş. Sun Tekstil halka arz ediliyor. Dünya moda devlerinin ardındaki bu güce siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs. Konsorsiyum lideri QNB Finans Invest. Sun Tekstil.
Türkiye'nin en çok okunan ekonomi dergisi Business World Global'in Nisan-Mayıs sayısı tüm bayiler ve dijital kanallarda. Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak. Biteksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Ak Yoldaş. Emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Özellikle dün herkesin beklediği enflasyon verisi vardı Amerika'dan. Orada beklentilerin üzerine bir rakamla karşı karşıya kalmıştık. 8.1'lik bir beklenti varken 8.3'lük bir rakam gördük. Kırılımlara baktığımızda enerjinin hala güçlü kalmaya devam ettiğini, %30'luk payla birinci sırada olduğunu, onun da ikinci sırada da aynı şekilde her zamanki gibi ikinciye taşıdığını gördük. Gıda fiyatlarındaki enflasyonda da hala diriliğin devam ettiğini, %9,5'a yakın bir rakamla karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Bugün de üfe rakamlarının gelmesi bekleniyor. Dünkü rakam piyasaları tam ipten aldı diyemeyeceğiz. Satış baskısının devam etmesine yol açtığını söylemek mümkün. Altın tarafı biraz daha dengelenmesine sebebiyet verdiğini belirtebiliriz. Bugün gelecek üfe verisinden sonra biraz daha piyasanın şekillenmesini bekleyebiliriz. Beklenti nedir? Son veri 11.2 idi. 10.7'lik bir aşağı doğru seyirin olması beklentisi var. Bakalım gerçekleşmeler hangi yönde olacak? Buradaki gelişmeler bizi nereye doğru evirecek? Bunları yakından takip ediyor olacağız. İsterseniz önce bir tekrar her zamanki gibi haber başlıklarımıza bakalım ve fiyatlamalarla, grafiklerle yola devam edelim. Rusya'dan Gazprom, Almanya ve ortaklarına yaptırım kararı. Rusya aralarında Rus doğal gaz üreticisi Gazprom'un kayyum atanan Almanya birimi ile Yamal Boru Hattı'nın Polonya bölümünü yöneten şirketin de olduğu şirketlere yaptırım uygulama kararı aldı. Yayınlanan kararnameye göre yaptırım listesine yer alan şirketlere ve kişilere belli ürün ve ham maddelerin ihracatı yasaklanıyor. Ukrayna üzerinden transit gaz talebi %25 azaldı. Ukrayna doğal gaz boru hattı operatörü OGTSU'nun vermiş olduğu verilere göre Ukrayna üzerinden transit gaz talebi %25 azalarak 53 milyon metreküp'e geriledi. Ukrayna'nın Rus güçlerinin kontrolünde olduğu gerekçesiyle Sharkhnovka istasyonunda gaz alımını durdurması ve sadece Sudsa istasyonunun kullanılabilir durumda olmasının Ukrayna üzerinde Avrupa'ya transit gaz akışını daha da azaltması bekleniyor. Avrupa Birliği, Türkiye'den galvanizli saç ithalatına vergi getirdi. Avrupa Birliği, Türkiye'den ithal ettiği galvanizli çelik ürünlerine %8 ila %11 arasında anti-dumping vergisi getirdi. Avrupa Birliği, Türkiye'den 2 milyar dolar değerinde yıllık 1.6 milyon ton galvanizli çelik ithal ediyor. Sektör temsilcileri, galvanizli saç ihracatına getirilen anti-dumping vergilerin Türk ürünlerinin rekabet gücünü zayıflatacağını ve ihracatını ciddi ölçüde etkileyebileceğini belirttiler. ABD'de sondaj kule sayısı 2 adet arttı. ABD'de faaliyet sürdüren petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 11 Mayıs itibariyle sona eren haftada bir önceki haftaya göre 2 adet artışla 806 adet oldu. Geçen yılın dönümüne göre petrol ve doğalgaz toplam kule sayısı 557 adete yükselmiş olduğunu belirtelim. ABD'den Enerji Bilgi İdaresi'ne açıklanan verilere göre 6 Mayıs haftasında ham petrol stokları geçtiğimiz haftaya göre 8,5 milyon varil artarak 424.2 milyon varil seviyesine yükseldi. Ayrıca benzin stoklarında da 3.6 milyon varil azalış gösterirken 225 milyon varil oldu. Dizel stokları ise 900 bin varil azalışla 104 milyon varile gerilemiş olduğunu belirtelim. Stratejik petrolde erime devam ettiğini belirtelim. 550 milyondan 543 milyonlara düştü. 7 milyonluk bir azalış olduğunu da belirtebiliriz. Bu bilgilere rağmen petrol fiyatları dün güçlü bir seyir gösterdiğini, 2 günlük düşüşün arkasından %5'lik bir toparlanma yapmıştı. Bugün tekrar geri çekilme olduğunu söyleyeyim. Volatilite devam ediyor piyasalarda. Altın tarafında birazdan grafiklerle değerlendireceğiz. 1850 önemli eşik. O bölgede geldik, takıldık. Enflasyon verisini bekliyoruz. Gelişmeleri yakından takip edeceğimizi hatırlatalım. Gram altın tarafında 915 TL'deyiz. Buranın gücü nereden geliyor diye baktığımız zaman dolar TL 15.38'e çıktığını, 0.54'lük yükseliş var. Altın tarafı buradan nemalandığını söylemek mümkün.
Gümüşte %1'in üzerinde bir düşüş var. 21.28'lere geldik. Tehlikeli sulara girdiğimizi belirtmek lazım. Buradaki baskılanma nereye kadar devam edecek? Birazdan grafiklerde değerlendirmeye çalışacağımızı söyleyelim. Gram gümüş 10.54'te, Palladium 1975, Platin 981'de, Brent petrol 105.45'te, WTI 103.41, doğalgaz 7.42, soya fasulyesi 1635, mısırda 802.25, buğdayda 1107.50 ve kahvede de 220.10 karşımıza çıkan değerler olduğunu hatırlatalım. Hemen DXY tarafına bakalım. Özellikle MTA tarafındaki baskılanmanın öncü göstergesi burası olduğunu belirtelim. Neredeyiz? 104.26'ya geldik. Önemli eşik olan 103.75-103.80 bölgesinin üzerinde bir fiyatlamanın gelmeye başladığını gösteriyor. Haftalık grafik bize 107'lere doğru bir hareketin tetiklenmesinin önünün açıldığını söylüyor. Aynı şekilde dönüp 240 dakikalık grafik açısından baktığımız zaman burada da şuradaki sıkışmadan çıktığımızı gösteriyor. Buradaki yapı da bize 106.75'ler, 107'lere kadar bir marjın açılmasının önündeki faktörler tetiklenmeye başladığını söylemek mümkün. Bugünkü gelecek olan üfe verisi sonrasında, ABD'den gelecek üfe verisi sonrasında hareketin biraz daha şekillenmesi, kalıcılığın daha teyit edilebilir noktaya dönmesi beklenebilir. Dikkat etmek lazım. Dünkü beklentilerimiz neydi? Eğer beklenti altında bir rakam gelse aşağı doğru bir kırılım olabilir. Üstünde bir rakam olursa ara bir bölgede kaldı ama gene de Fed'in daha hızlı adım atma ihtimali gündeme getirmesi nedeniyle güçlenen bir dolara işaret ettiğini belirtebiliriz. Tahvil tarafındaki gelişmelere bakalım. Tahvilde bu hafta ihaleler vardı. 3 yıllık, 10 yıllık ve bu akşam da 30 yıllık tahvil ihalesi gerçekleşeceğini belirtelim. Bu tarafta dün akşam 36 milyar dolarlık ABD tahvil, 10 yıllık tahvil ihalesi vardı. 2.94 seviyesinden yaklaşık gerçekleştiğini belirttim. Şu anda 2.83'e kadar geldik. Buradaki yapı biraz daha ayı 3.20'ler görüldükten sonra ayı piyasasından biraz boğa piyasasına döndüğümüzü belirtelim. Bu ihalelerin olduğu haftalarda bu tür gelişmeler yaşanabiliyor. Kritik eşik bölgesi olan 2.87.40'da bulunan yeşille gözüken ortalama, ne de o 21 günlük ortalama, onun altında bir fiyatlama gelmeye başladı. Sevindirici gelişme. Ama baktığımız zaman 3.15 bölgesinde bulunan FIBO'dan başlayan düzeltme hareketinde de 38.20'de bulunan 2.82.50 bölgesine kadar geldiğimizi söylemek mümkün. Bundan sonraki sürece baktığımız zaman eğer 2.82.50, 2.87.50 bandında bir veli sonrasında ki gelişmelere bağlı olarak tekrardan bir sıçrama yaşanmaması durumda destekler bir veri gelirse 2.82.50'nin aşağı doğru kırılması halinde buradaki yapı 2.60-2.65 bandına kadar geri çekilmeye işaret edebilir. Bunun arkasında yatan faktörü ben birkaç gündür anlatmaya çalışıyorum. Özellikle de 10 yıllık tahvil, gösterge tahvil olarak değerlendirdiğimiz tahvilde Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaya başlamasıyla birlikte enflasyonda kısa vadede bir tepe oluşumu sinyali oluşuyorsa tahvil piyasasına bir alım gelmesi beklenebilir diyorduk. Onun gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bakalım kalıcı olabilecek mi? Mesele bu. Kısa vadeli bir alım olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Aynı şekilde 30 yıllık tahvile de bir bakalım. 30 yıllık tahvil tarafında da 3.25-3.30 bandı önemli bir bölgeydi. O bölgeden geri çekilmenin geldiğini, 3'ün altına sarktığımızı söylemek mümkün. 2.99. Buradaki yapıya baktığımız zaman bizim için 8 günlük tahvilin ortalama, 8 günlük ortalama 2.80'di. O bölgeye kadar geri çekilme beklenebilir. Buradaki girişin, 30 yıllık tahvildeki girişin daha sınırlı kaldığını söylememiz mümkün. Peki bu bilgiler dışında bir de dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de bir güçlü bir yapı vardı. Haftalık grafik üzerinden yürüyelim. Sabahleyin günlük grafiğe bakmıştık. Haftalık grafik açısından baktığımızda açık maviyle gözüken 14.65'te bulunan ortalamadan aylık bazdaki grafik desteği aldıktan sonra kendisini yukarı taşıdığını söylemek mümkün. Bu grafiğe baktığımızda şu sarıyla gözüken uzun vadeli trend çizgisi önemli bir eşik olduğunu belirtelim. Yukarıda 15.60'a işaret eden bir bölgede olduğunu, direnç bölgesi olarak çalışabilecek bölge olduğunu belirtmek lazım. Son 7 aylık periyot içinde baktığımızda Aralık ayındaki büyük salvo dışındaki gelişmelere baktığımızda bu trend çizgisinin genellikle direnç olarak çalışma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Esas sıkıntı o bölgenin aşılması durumunda ivmenin hızlanması beklenir. O nedenle o bölgede biraz sönümlenme gelmesi beklenebilir. Şu an için kısa vadede baktığımız zaman son gelişmeler birazcık buraya güçlenen dolar bir talep getirdiğini söylemek mümkün.
Peki sepet kur tarafındaki haftalık bazdaki grafiğe bakalım. Oradaki seyir bize ne işaret ediyor? Tamam, güçlendi, bir dolar var. Güçlü dolar burayı yukarı, dolar TL'yi yukarı itti. Peki sepet kur tarafına baktığımızda sonuçta euro değer kaybetti. Burası biraz daha gerçekçi bir fiyatlama verdiğini söyleyebiliriz. Şu anda 15.73'te olduğumuzu belirtelim. 15.75 kırmızıyla gözüken Fibonacci 38.20 seviyesine işaret eden nokta bizim için kritik eşik. O bölgenin üzerindeki fiyatlama biraz daha hareketin dikleşmesine 16.28 lira, hatta belki arkasına 16.81 lira kadar bir sürecin açılmasına yol açabilir. Bu enflasyonla ilgili hikayeler hakikaten dünya genelinde sıkıntı yaratmaya devam ettiğini de belirtmek lazım. Bu yataylaşma yaklaşık olarak şöyle baktığımızda bir 7-8 haftalık yatay periyottan yani genelde baktığımızda şöyle bir sinüs eğrisi çizer bir vaziyetteyiz. Yeni bir paterne girdik gibi gözüküyor. Bu paternin üst sınırına çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Yani yeni patern ne olabilir?